Özel ekonomik bölge olarak sıfırdan inşa edilen 40 yıllık bir geçmişe sahip Shenzhen, dünyanın her noktasından yaratıcı beyinlere fırsatlar sunuyor. Genç Türk girişimci Mehmet Türker de başarıyı burada yakalayanlardan biri. 2009 senesinden bu yana Shenzhen'de yerleşik olarak yaşıyorum. İlk üniversite eğitimi için geldim. Türkiye'deki üniversitemi dondurup Shenzhen'de yeni bir üniversiteye başlamak için geldim. Shenzhen Politeknik Üniversitesi'nden 2013 senesinde çift diplomayla okulumun ilk ve şu ana kadar muhtemelen tek yabancı öğrencisi olarak mezun oldum. 2010 yılında henüz öğrenciyken iş hayatına atılan Türker, piyasa potansiyelini görerek çalışmalarını pil sektörüne yoğunlaştırmayı seçti. Çin'deki bir şirketiz ama Türk yatırımcısıyız. Dünyanın 50'den fazla ülkesine şu anda halihazırda ihracat yapıyoruz. Dünyanın çoğu bilinen markalarına batarya hizmeti veriyoruz. Batarya koruma devrelerini tasarlıyoruz ve batarya paket haline getiriyoruz. Hibrit araba bataryası yapıyoruz. Hibrit araba bataryasının dünya üzerindeki 3 üreticisinden bir tanesiyiz. Diğer ürünlerimizde de askeri ve savunma alanında yaptığımız iletişim sistemleri üzerinde yaptığımız batarya çözümleri çok fazla. Gerek Amerikan polisi, gerek Fransız polisi, gerek Türk polisinin kullandığı ürünler yapıyoruz. 28 yaşındaki girişimci 2014'te marka tanınırlığını arttırmak amacıyla dünyanın en ince pilini üretti. Dünyanın en ince bataryasını ürettik, en ince powerbank'ini ürettik. Yani direkt son kullanıcıya yönelik, direkt cep telefonumuza takıp telefonunuzu şarj edebileceğiniz ürün haline getirdik. Ve o zamanın en iyi powerbank'lerinden bir tanesiydi. 3.9 mm'ye ulaştık ki elektronik sektöründe olanlar bilirler. Bir ürünü ne kadar ince yapabilirseniz o kadar teknolojiniz gelişmiş demektir. Daha sonra tabii ki bu ürün hem medyada çokça yer aldı hem de büyük firmaların dikkatini çekti. Mehmet Türker'in engelli bir arkadaşına yardım etmek amacıyla tasarladığı gözlük ona yeni bir sektörün kapısını açtı. İngiltere'de tasarım ödülü alan ürün sadece parmağını veya ağzını kullanarak bilgisayara komut vermeyi sağlıyor. Türkiye'den bir arkadaşım benden böyle bir ürünü Amerika'da bulduğunu ve Amerika'dan satın almak istediğini, Çin'de daha ucuzu var mı diye bana böyle bir talep geldi. Bu talebin üzerine Amerika'ya o kadar parayı vermektense biz bunun Ar-Ge'sini yapar kendimiz böyle bir ürün haline getiririz diye düşündüm. Ve ilk prototipi arkadaş üzerinde deneyerek, engelli bir arkadaşım üzerinde deneyerek ilk prototipimizi çıkarttık. Daha sonra da böyle bir pazarın olduğunu ve insanların ihtiyaçlarının, engellilerin böyle bir ihtiyacı olduğunu anlayıp seri üretim haline getirdik. Türker, dünya üzerinde işini en iyi yapabileceği kent olduğu için Shenzhen'ı tercih ettiğini söylüyor. Teknolojinin şu anda kalbi durumda. İşte dünyadaki elektronik ürünlerin çoğu Shenzhen'de üretiliyor. Ve bir tedarik zinciri de Shenzhen'de. Eğer elektronik işi yapmak istiyorsanız zaten dünyada çok fazla seçeneğiniz yok ya. İşte Amerika Silikon Vadisi ya da Shenzhen'de bu tedarik zincirinden dolayı yapabileceğiniz üretimler buralarda olmak zorunda.